Yine soyulduk. Geldiğimiz günden işte videoyu kapattım. Üstünden 3-4 saat falan belki geçti, belki geçmedi. Böyle bir meydana geldik. Şurada ben handpan çalıyordum. Bir 10 dakika belki çaldım, belki çalmadım. Çişo da şurada ablaların oturduğu bankta oturmuştu. Bizim kırmızı çantanın içine bütün her şeyi koymuştuk. Benim pasaport, işte diğer vesaire vesaire kartlarım, diğer ülkeler için biriktirdiğim bütün eurolar, hepsi gitti. SD kartlar falan gitti. Tezgahı. Çişo'nun bileklik tezgahı vardı içinde. Onları da çalmışlar. Almış gitmiş. Polis bekliyoruz da bir şey değişmeyecek gene. Ha, nerede? Kim? Burada taktı. Allah'tan. GoPro da şeydeydi. Handpan'ın içine koymuştuk. Bilgisayarı da Çiço diğer büyük bu çantanın içine koymuştu. Onları kurtarabildik de diğer ıvır zıvır bütün ya şey hepsi gitti. Benim çanta komple yok. Kaldım böyle. Polis geldi de gene bir şey olmayacak. Büyük bir ihtimal. Aynı kez Arnavutluk'taki gibi. Bırakırken de dedim Çiço'ya, dedim ki dikkat et bak Çiço dedim yani. Önümden de evsiz birkaç tane çocuk geçti. Büyük bir ihtimal onlardan bir tanesi aldı götürdü gitti. Ağlama ağlama, yapacak bir şey yok. Giden gitti. Yani giden gitti artık gene. Ya Allah'tan bilgisayar, GoPro falan elimizde de ondan yana şansımız güldü. Yoksa bunlar da falan gitse çok büyük sıkıntı. Ha, polis geldi de polisin de ben bir şey yapacağını pek fazla sanmıyorum açıkçası. Bakalım, konuşalım. Çek benim şimdi bunları. Adam arabadan inmiyor, arabadan. Gel dedim göstereyim. Onun da çatlak İngilizcesi var. Benim de çatlak İngilizcem var. Gel göstereyim diyorum, adam arabadan inmiyor. Geliyor şimdi. Hiçbir şey olmayacak yine. Bu iki etti valla. Arnavutluk'ta bir soyulduk. Şimdi bir de Bosna'da soyuldum. Allah var ya. Aa, diyecek bir şey bulamıyorum ya. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Bak tam şurada kendi aralarında konuşuyorlar. Hiçbir şey yapmayacaklar. Öyle kendi aralarında konuşuyorlar. Amına koyayım var ya, şurada ben bir şey yapsam vallahi var ya, beni bana yapmadıklarını bırakmazlar. Ama bizim başımıza bir şey geliyor. Hiçbir şey yaptıkları yok. Şöyle 5 para biriminden verdiler işte. Yazdılar buraya Türk konsolosluğunun adresini, bilmem neyini. Gidin oraya dediler, derdinizi anlatın. 2 kilometre uzakta konum aldım. Binmedik otobüse. 5 paramız var zaten. Onunla da karnımızı doyurmaya çalışırız. Bir şeyler alırız. Başka para yok çünkü. Otobüse vereceğimize karnımızı doyuralım bari. Arkadaki Türk konsolosluğu geldik. Ne yapabiliyor? Onların da yapabileceği hiçbir şey yok ki. İşte geçici pasaport verelim dedi. Geçici pasaport verirsek sadece buradan uçak bileti kesip ülkene dönebilirsin dedi. Ya da pasaport başvurusu yap dedi. Benimki 10 yıllıktı. 10 yıllığa yaklaşık 148 euro falan filan dedi işte. 2 yıllık pasaporta da, 1 yıllık pasaporta da 60 euro falan dedi. Şimdi otururum, düşünürüz. Bakarız ne yapılması gerekiyorsa, mantıklı gelen neyse onu yapacağız. Herkese günaydın. Soyulduğum günden yaklaşık bir hafta sonra falan. Pasaportun parasını çıkarttık. Şöyle bir ev tuttuk. Kişi başı 20 euro. Kızak falan var. Şöyle bir mutfağın salonu var. Böyle de bir mutfağı var. Bayağı güzel ev. Bahçeli mahçeli. Elmam melmam var. Çıkarken dışarı alıyorum bir tane. Yıkıyorum şurada çeşmeyi.
İyiye iyiye gidiyorum müzik yapmaya. Hatta ilk geldiğimiz gün de biz bu evi Booking'den rezervasyon yaptırmıştık. Soyulmadan önce burada oturuyordum. Bayağı erken gelmiştik biz check-in saatine göre. Kimse de açmadı kapıyı. Biz de öyle aşağı gitmiştik. İşte orada da başımıza gelenleri biliyorsunuz zaten. Orada soyulduğumuz yerdeki parkta beklerken İncirli Alişan çıka geldi bir yandan. Biz yemek yiyorduk, kahvaltı ediyorduk. Bir şeyler almıştım öyle son parayla. Hatta son parayla değil, o polisin verdiği parayla. Doğru. Polisin verdiği parayla yemek yiyorduk. Alişan ve İncir geldi. Onlarla tanıştık. Dedim kanka dedim çok kötü günde denk geldiniz falan filan diye. Hint beni görünce böyle baktı. Ben de onunla spektrumları gördüm falan. Böyle geldi sohbet falan ettik. Tanıştık bayağı. Çok güzel insanlar. Bayağı çok yardımcı oldular. Sizlere de canlar buradan çok sonsuz teşekkürler. Uyuyorlardı, rahatsız etmek istemedim. Yolda tanıştığım gezgin arkadaşlarım. Çok daha sağlam dostluklar kurabiliyorum onlarla. Çünkü hepimizin hedefi, hepimizin düşünceleri, bazı şeyleri aynı. Ondan dolayı iyi anlaşıyoruz. O evi hep beraber paylaşıyoruz işte. Kişi başı 20 euro dedim. Şimdi videonun başında kişi başı 10 euro bu arada. Sadece şöyle bir kötü bir rampası var. Yokuş aşağı inmesi kolay da çıkması biraz sıkıntı. Buralarda böyle hep çeşmeler var buna benzer. Suyu da buz gibi. Bosna'yı size çok daha güzel anlatacağım. Maalesef ki araya böyle bir soyulduk, öyle bir video girdi. Bugün kahvaltı falan edeceğiz şimdi gidip hep beraber. Buranın böreği bayağı bir meşhur ve çok güzel. Gerçekten çok lezzetli. Kahvaltı edelim, ondan sonra konsolosluğa gidelim. Pasaportumuzun parasını verelim. Pasaportun çıkmasını bekleyeceğiz 2 hafta burada. Pasaport çıktı mı çıkar çıkmaz direkt buradan bir Karadağ'a gideceğiz. Buradan artık otostopla gideceğim full. Kosova'da uçak biletleri çok çok ucuz. Oradan uçacağız tekrar Türkiye'ye. Ondan sonrasını biliyorsunuz az çok. Beni yakından takip eden arkadaşlar. Öyle bir Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan falan. İmkan olursa bir Moğolistan yapacağız. Öyle. Hep beraber bayağı bir müzik yaptık bir haftadan beri. O bir hafta içerisinde de 3. günü benim telefonu satmışlar abi. Bir baktım telefonda bir uygulama var, bilirsiniz belki, tele cihazımı bul diye. Android'de bağlamıştım ben onu, kurmuştum telefona. Bir baktım sinyal geldi yaklaşık 2 kilometre 3 kilometre uzaklıktan. 3 kişi gittik, Alişan, ben, şu karakola. Adam bizde resmen dalga geçiyor. Bak adam bize bağırıyor, bana bağırıyor adam. Anlatıyorum diyorum burada işte diyorum, konum hırsız burada diyorum, gösteriyorum falan. Adam ne deseyim. Kendiniz gidin diyor bana. Ya kafayı yemiş bunlar. Vallahi umursamıyordular hiç. Sinirlendik falan. Alişan'ın İngilizcesi çok iyi. Çıkarken onunla güzel bir laf da söyledi. Ya işte zaten çocukların diyor eşyası çalınmış. Üzgün olmamız gayet normal. Adam bize bağırıyor. Ondan sonra çıktık dışarıya. Ne yapalım, ne edelim ya, kendimiz gitsek ayrı bir sıkıntı. Kendileri zaten hiçbir şey yapmıyorlar. Olmadı yani. Telefonu kullanıyor. Hatta çocuk girmiş benim Instagram'a, bir şeyler falan paylaşmış. Bir girdim, annesinin paylaşmış, birilerini paylaşmış, böyle abuk subuk şeyler. Sonra tekrardan şifreyi değiştirdim, Instagram'ı tekrardan geri aldım. İlk izin verdim, bıraktım, değiştirmedim bilerek. Belki iletişime geçeriz, getirir diye. Hatta Alişan telefonla konuştu, polis molis falan bir şey deyince kapattı. O da biz polis yani başka nedenden dolayı falan söylemişti. Sonra tekrar aradı, konuştuk. İşte dedi 50 euro mu 150 euro mu ne satın aldım ben telefon dedi. Gelin dedim buluşalım merkezde, ben ne kadar parası varsa vereyim. Bulabilseydik onu çok güzel olacaktı. Gelmedi ama çocuk. Burası gerçekten inanın çok tehlikeli. Burada gördüğüm modelleri, şekilleri, o tipleri biraz da işte Trenada, zaten Trenada'da GoPro'lar çalınmıştı. O tiplerden daha farklı böyle. Gerçekten çok evsiz var. Çok sıkıntılı bir bölge burası. Aman dikkat edin. Benim için önemli değil aga. Yani pasaport gitmeseydi hiç sıkıntı yoktu. Ama pasaport gidince işlerin tersine döndü. Doğa dolu bir dünya boş sayfam vardı. 10 yıllık çıkartmıştım. Şimdi pasaport harçları bilmem kaç para olmuş. Ya sıkıntı da yaptı ama iyi ki de handpan var. İyi ki de yanında arkadaşlarım var. Güzel günler geçirdik o bir hafta içerisinde. Her şeyi toparladım yani. Mükemmeliz. Yani kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyorum şu an. Bosna hakkında zaten çok güzel bir video hazırlayacağım size. Gene buraları size çekeyim. Çok hoşuma gitti. Zaten ben Bosna'yı biliyorsunuz, diğer videoyu izlediyseniz, o heyecanıyla, o şeyiyle gelmiştim. Ve onun karşılığını da aldım. Ha, bu abi bak mesela çok sıkıntılı bir abi. Her zaman geliyor yanımıza. Bakıyor bizim paralara. Gidiyor böyle. Çöpten bir şeyler falan topluyor. Bir şeyler yapıyor sürekli. Ara sokaklar böyle.
Şu karşıda bir tane pazar var. Çok erken açıyor, çok erken kapatıyor. Fazla durmuyor. Buralarda marketler falan. Burada Amco diye bir market var. Çok güzel bir market. Bizim A101 gibi, BİM gibi. Teyzelerimiz burada çiçekler, kirazlar, vişneler satıyorlar. Burada da pekara var bu arada. Sırt'taki gibi burada da pekara var. Çok da ucuz. Yani yaklaşık 450 euro falan para biriktirmiştim. Buraya geldim. Buradaki ucuzluğu görünce yani o kadar çok. İlk iki gün biraz sıkıntılıydı da sonra da hızlı bir şekilde bam 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 toparladık zaten. Çiço da kalan tokalarını falan sattı. Bir günü var, çok güzel geçirdi. Saat 12'ye kadar falan durdu. Yaklaşık 100-120 mark falan bir para kazanmış. Bu arada 1 mark 15 TL yapıyor şu an kura göre. Para birimi ya iyi. Güzel ya, kötü değil. Dediğim gibi çok ucuz. Baksana abi, 1,5 mark. 2 mark da 1 euro yapıyor. Şu gördüğünüz börek yaklaşık 60 sen, 50 sen, 70 sen o civarlarda bir şey. 60. Ben yeni çalıştım. Böyle 20'li, 10'lu, böyle 5 kuruşluk markları var. Aldın mı? Tamam mı bu? Bunu veriyorum komple. Bir saniye tutsan. Şurada kaldım. Bunlar da öyle 10 kuruşluklar falan atıyorlar. Hep birikiyor bayağı. Şöyle 5 kuruşları var. Değerli ha. İş yapıyor. Abla şimdi bana söyleyecek. Excuse me. Yeni çantam nasıl? Enes kankam getirdi. Çalındığını görünce burada bir boşnak, o gezi şeye gitti, yürüyüşe gitti. Burada boşnakların bir katliamı var. Yılda her yıl onun yürüyüşü oluyor 3 gün boyunca 120 kilometre. Onun yürüyüşünde bir boşnak abiyle tanıştı. Bir hafta falan onlarla takıldı. O Enes'e böyle bir çanta hediye etmiş. Benim çalındığını görünce ilk almamış, sonra tekrardan alıp bana getirdi. Sağ olsun. Full bu sokakta müzik yaptım. Polisler 2-3 kere kaldırdı. Geliyor dibime böyle. Haydi haydi diyor. Hiç konuşmuyor. İngilizce falan da bilmiyorlar pek fazla. Abi şu gezdiğim yıl itibariyle şunu gerçekten tecrübe edindim. Hiçbir ülkede hiçbir tane polise işiniz düşmeyecek abi. Old Town başladı. Burada bir cami var. Şöyle. Burada bir şey varmış. Söylenti varmış. Rivayete göre. Sol taraftan su içersen buraya tekrar gelecekmişsin galiba. Sağ taraftan su içersen de bir daha gelmeyeceksin gibi gibi bir şeyler varmış. Burada bir böyle asker abiler geziyor. Bir farklı polisler var, onlar geziyor. Bir de böyle bizim jöhler gibi, pöhler gibi böyle kıyafetli, böyle çelik yelekli, ağır silahlı insanlar geziyor. Otoparkta silahlı güvenlik görevlisi falan var. Neden varsa silahlı güvenliğin ne işi var otoparkta? Araba mı çalıyorlar, ne yapıyorlar anlamadım valla. Dün de Çiço bir tane Türk abiyle tanışmış. 2-3 gün olmuş geleli buraya. Bu dükkanı devralmışlar, ortak olmuş daha doğrusu. Onun dükkanına geldik. Şimdi iki çay içeceğiz, aldığımız börekleri yiyeceğiz. Çalışan abi yabancı, bize buz gibi çay getirdi. Altını açmayı unutmuş galiba. Vallahi bu boşnaklar bu böreği harbiden yapıyorlar abi. Bedavaya alıyoruz. Yani bizimkilerin oradan var ya 3-4 kat daha bir lezzetli. Gerçekten çok güzel. İçinde bir kıyma var. Kafam kadar yani. Berkay kankamı Sırbistan'dan hatırlıyorsunuz zaten bir bölüm önceden. Tekrardan buluştuk. Ekipmanların şeyin, çantamın çalındığı diğer gün sabaha caddede bir baktım Berkay geliyor. Ne yapıyorsun kanka? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Şöyle böyle derken anlattım işte oluyor. Oturduk konuştuk bayağı bir. Öyle. Sağ olsun ses sistemini falan aldım Berkay'dan. Buralar çok sesli olduğu için pek fazla headband'in sesi tam gitmiyor ama ses sistemiyle çaldık mı çok güzel oluyor. Öyle. Kankam sağ olsun. Ne demek, her zaman, var ya. Böyle tam en ki biz de şey konuşuyorduk. Böyle diyorduk, ulan diyorduk burası çok güzel ama ses sistemi olsa da çalsam çok ses var, gürültü var. Handband'in sesi ses sistemiyle bayağı güzel duyuluyor. Evet, yani güzel duyuluyor. Bir baktım karşımdan Berkay geldi. Biz öyle konuşurken değil mi Çiçek? İşte bir yerden alıyor, bir yerden veriyor abi. Böyle işte yol hikayeleri böyle devam ediyor. Her zaman pozitifiz. Bak aynen, benim başıma ne geldi? Aynen öyle. Onu anlatsam mı? Anlatmadık. Onu başka bir videoda. Tamam. Onu başka bir videoda anlatacağız tamam, kanka. Tamam. Evet, o size demiştim ya, Exit Festival'de muhabbetler yaşandı diye.
kankam anlatacak onların hepsini size. Neredeydi o? Aa, emtel var la burada. Bu arada fotoğraf çekileceğimiz yeri bulduk. Şurada da bir emtel bulduk. Vallahi emtel hat satıyorlar. İnternet falan da hızlı biliyorsunuz. Karadağ'da pişek gibi uçuyordu. Burada biraz internet bayağı bir yavaş hatta. Wi-Fi'ler de yavaş, sim kartları da öyle. Bunu görmemiz iyi oldu. Buradan birazdan bir sim kartı da alalım. Abla ilk parayı söyledi. 10 mark 5 liraya falan çekecek. No, 15 dakikaya çıkacak resimler abla, bir de see you me you falan filan mı kovdu valla. Neyse şuraya soralım bir entel. See you. See you. See you. Sanırım hızlı interneti bulduk abi. Ben sürekli böyle hesaplama alışkanlığım var. Eğiliminde bulunuyor. Salla kanka. Hep beraber sallayalım. Sen de salla. Karadağ'dan kalma bir emtel var. Bakalım belki daha ucuza yapabiliriz. Buna direkt internet yüklersek daha güzel olur. Oğlum bu ne hal lan? Abla beni nasıl çekmiş? Gülümsüyorum böyle, gülme diyor. Aldık ya, bunlar farklı biraz. Çok stresli falan çalışıyorlar galiba. Kadın bize 10 kere 10 ten tamam abla ya, ten vereceğiz paranı. Aldık emtel abi. 15 günlük 10 mark verdik, yaklaşık 5 euro. Güzel. 10 GB internet var içinde. Bittiğinde de yaptırabiliyorsun gene internet. Yani yok. Çarpın amına koyayım. Sen de çarp. Ölelim. Öldürün bizi. Zaten yanıyoruz. Bu ne sıcak ya abi? Yine. Esiyor var ya, esmese. Boşver ya. Yani hale düştük. Boncuk olur mu diyor garibim. Ne yapsın? Gitti komple tezgah mezgah. Her şeyimiz gitti. Yapacak bir şey yok. Gelecek birileri var mı diye paylaştım. Kimseden ses soluk yok. Konsolosluğa geldim. İçeride çekim yapmak yasak. Çıktım mı açarım. Fotoğrafın ebatı aynı olacakmış. Santim santim. Biyometrik çekildim ama santimi tutmadı. Bana bir tane örnek verdi. Onu aynısından çektir, tekrardan gel dedi. O verdiğimiz para da yalan oldu. Üstüne bir de kimlik de başvuracak ya şimdi. Kimlik de gitti cüzdanın yanında malum. Onun için 7,5 euro para istiyor. Geri gittim resim çekilmeye. O resim çekildiğimiz kadın yoktu. Başka bir kadın vardı. Ona hello dedim. Abi bir şeyler yaptı böyle. İngilizce biliyor musun dedim İngilizce. Bosnia bilmem ne bir şeyler bağırdı falan filan. Okay well dedim böyle. Hadi resmi çek abla da gideyim dedim bari. Çekti öyle. Konsolosluktaki verdiğin örneğin aynısını yaptırdım. Öyle şimdi müzik çalmaya gidiyorum. Bu bölüm artık kaç ay oldu zaten. Başıma gelmeyen bir bok da kalmadı. Artık vallahi var ya. Bezdim ya vallahi ya. Yoruldum yani, artık kendimi yorgun hissediyorum. Ben o stresten, o maraton şeyden kaçmıştım zaten insanlardan. Buradaki insanlar o kadar şey ki böyle stresli, kaprisli, ister istemez pasaport onunla bunu koşturuyoruz. Hiç hoşlanmadığım muhabbetler. Boş boş şeyler ya. Zaten ben çok fark etmişsinizdir biraz. Da olsa tanımışsınızdır belki. Kendim hakkında pek fazla bu zamana kadar hiç bilgi de vermedim size. Anlatmadım da kendimi. İzlediğiniz kadar biliyorsunuz ben çok sakin, durgun bir insanım böyle. Pek fazla böyle şey bir insan değilim. Bundan dolayı böyle şeyler beni bozuyor. Böyle şeyler oldu mu iyice duruluyorum, iyice sakinleşiyorum. Öyle. Haydi bu bölümden benden bu kadar. Diğer bölümde daha güzel şeylerle inşallah devam ederiz. Haydi görüşürüz. Çağ.